Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda doğal sayılardan sıfır rakamını hep birlikte öğreneceğiz. Öncelikli olarak sıfır rakamının yazılış yönüne göre e, nasıl yazıldığı ile ilgili e, bir çalışmamız olacak. Bakın bize e, örnekte gösteriliyor aslında e, yazımı ile ilgili olarak. E, bu da nedir? Buradan başlıyorsunuz. Aslında tam bir daire çizerek bir e, yuvarlak yani sıfır rakamını çizmiş oluyorsunuz şimdi bize gösterilen gibi çizme işlemimizi yapalım bakın nereden başlıyordu şuradan başlıyordu Burada ne yapıyoruz bu şekilde devam ediyorum Çiz noktalı kısımları takip ederekten ve başladığım noktada bitiriyorum ve bu şekilde aslında yuvarlak bir daire çizmiş oluyorum ve sıfır rakamını elde ediyorum bakın diğer noktalı Örneklerimi yapıyorum. Neydi? Yan taraftan başlıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Ve elimi hiç kaldırmadan yukarıya doğru çıkıp başladığım kısımda bitiriyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın başladım. Aşağıya doğru iniyorum. Yandan devam ediyorum ve yukarıda ne yaptım? Tamamlamış oldum. Bakın aşağıya geldim. Aşağıki kısımda ne yapıyorum? Buradan başladım. Aşağıya doğru iniyorum. Devam ediyorum ve yukarıda ne yapıyorum? Tamamlamış oluyorum. Bakın alt kısımda bize bir soru yöneltilmiş. Balonda kaç kişi vardır diye. Bakın balona bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aslında balonda hiç kimse yok. Yani balonda sıfır kişi var diyebiliriz. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Bir sonraki örneğimde sıfır rakamının yazılış yönüne dikkat ederek boyayınız demiş. Yine bize sıfır rakamının Yazılışıyla ilgili olarak bir örnek yazılış göstermiş. Bakın buradan başlıyorum, başladığım yere giderek aslında yazım işlemi tamamlamış oluyorum. Şimdi boş kalan e, yerler için e, çalışmama devam ediyorum. Bakın buradan başlıyorduk, aşağıya doğru iniyorum, bu şekilde geliyorum ve tamamlıyorum. Şimdi bir sonraki boşluğuma geçiyorum. Bakın buradan başladım aşağıya doğru geliyorum. Buraya geldikten sonra ne yapıyorum? Burada yapıp tamamlamış oluyorum. Şimdi bir sonrakine geçtim. Devam ediyorum yine bu şekilde yaparak başladığım noktaya geliyorum. Şimdi tablet üzerinden yapıyorum ben bu anlatımlarımı. O yüzden bazen kaymalar ve e, yamuk yazımlar olabiliyor. Ama siz benimle beraber bir çalışma gerçekleştirirseniz, e, şurada gösterilmiş olan yazılış yönüne göre dikkat ederek yazarsanız hiçbir sorun olmayacaktır. Bakın bir sonrakine geçtim. Devam ediyorum. Yuvarlıyorum aslında. Ve burada tamamlamış oluyorum. Şimdi şu son iki örneğime geçtim. Bakın bunu geldim. Buradan geliyorum. Ve bu şekilde tamamladım. Son örneğimde de yine başladım. Elimi hiç kaldırmadan devam ediyorum. Yuvarlamcı diyorum ve bitirdim. Sıfır rakamının yazılışı içinde bir örnek çalışması yaptık. Şimdi bir sonraki örneğimize geçiyorum. Bakın bir sonraki örneğimizde e, çizgili defter satırları yer almaktadır. E, bir kısım için normal yazılmış. Sonraki kısımlar için de bizim pratik yapabilmemiz adına noktalı şekilde bırakılmış. Biz ne yapacağız? Noktalı kısımlar üzerinde pratiklerimizi yapacağız. Bakın burada e, şimdi çalışmalara başlayacağım. Eğer sizin de çizgili defterleriniz varsa benimle beraber yazım çalışması yapabilirsiniz. Bakın başladım. Aşağıya indim. Tamamladım. Şimdi kalemimizin ucunu birazcık küçültelim. Evet başladım. Noktaları takip ediyorum. Başladığım kısımda ne yapıyorum? Bitirmiş oluyorum aslında. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Geldim tamamladım. Yine aynı şekilde geldim tamamladım. Bu şekilde ne yaptım? Sıfır rakamını yazılışını ilk satır için tamamlamış oldum. İkinci satırıma geçiyorum. İkinci satırda da nedir? Ee, bizim için yine örnekler var. Devam ediyorum. Bakın tamamladım. İlk başta bize belirtmiş olduğu gibi yazılış yönüne dikkat ederek elimi hiç kaldırmadan orta kısmından başlıyorum. Çizgili defterin satırının Tam tur çizerek başladığım kısma tekrardan geliyorum ve tamamlamış oluyorum sıfır rakamının yazılışı için. Bakın geldim. Tamamladım. Geldim tamamladım. Bu şekilde geliyorum ve tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci satırımı da tamamladım. Üçüncü satıra geçiyorum. Üçüncü satır için de yine noktalı kısımlarda yer alan Sıfır rakamı çalışmaları var. Onları tamamlıyorum öncelikle. Bakın başladım. Aşağıya doğru geldim. Başladığım kısımda ne yapıyorum? Bitiriyorum. Şimdi noktalı kısımları tamamladım. Satırın geri kalanında çizgiler noktalı çizgiler olmadığı için artık kendim yapacağım. Bakın aslında buradan başlıyorduk. Aşağıya doğru geliyordum ve başladığım noktada bitiriyordum. Başladım. Geldim başladığım kısımda bitirdim. Başladım. Başladığım kısımda bitiriyorum. Bakın noktalı olmayan yerlerde de aslında yine pratik yapmış oluyorum. Siz de benimle beraber bu yazım çalışmasını yaparsanız çizgili defterinizde pekiştirmiş olursunuz. Evet ne yaptım yazımımı tamamladım. Şimdi alt kısımda bir tane daha sorumuz var. Lalelerden sıfır tanesini boyayınız diyor. Ee, şimdi bir önceki videolarımızda birden 9'a kadar olan rakamlar için e, bir çalışma yapmıştık ve lalelerin her birini boyamıştık. Ancak e, sıfır rakamı için e, bir adet belirtmediği için yani hiç boyama işlemi yapmadan e, diğer örneğimize geçiş yapmamız gerekiyor. Evet bir sonraki soruya geçtik. Varlıkların sayılarını noktalı yerlere yazınız. Şimdi gelin hep birlikte isterseniz sayma işlemimizi yapalım. Bakın 1 2 3 4. 4 tane varlığımız var mı? Şimdi geliyorum bunun altına ne yapıyorum? Sayısını yazıyorum. Sonra yandaki resme geçiyorum. Bakın burayı saymaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9'u da ne yapıyorum ee, yazmış oluyorum. Evet, saydım ve yazmamı tamamladım. Ee, bir sonraki resmime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 tane varlığımız varmış. Ne yapıyorum? Onu da yazıyorum. Sonra e, bir sonraki resmime geçiyorum. Buradaki varlıklarımızı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda burada da 8 tane varlığımız bulunmaktaymış. Evet onu da yazıyorum. Bir sonraki resmime geçiyorum. Bakın burada kaç tane varlığımız var? 1 2 3 4 5 6 7. Burada da toplamda 7 tane varlığımız varmış. Varlık sayımız da yazmış olduk. Şimdi bir sonraki resme geçiyorum. Bakın burada hiç varlık yok. Biz bu dersimizde hangi rakamımızı öğrenmiştik? Sıfır rakamını öğrenmiştik. Bu yüzden bu resimde hiç varlık olmadığı için bu resimde 0 tane varlık var diyebiliriz. Yani hiç yok diyebiliriz. Evet doğal sayılardan sıfır rakamının da hem yazılışını hem de örneklerle birlikte öğrenmiş olduk. Videoyu beğenip kanala abone olursanız yeni eklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.